Arkadaşlar hepinize merhaba. İtopya'dan Mars 6060K bilgisayarımızı aldık. Onun bugün videosunu çekiyoruz. Bakalım nasıl FPS'ler alacağız. Bilgisayarımız burada gördüğünüz üzere şurada arkamda. İtopya'dan alındı. Bakalım arkadaşlar sizlerle birlikte sistemimize bakıyoruz. Sistemin genel olarak parçalarına bakacak olursak arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz üzere RTX ekran kartımızdan tutun Intel işlemcimize kadar hepsi ayrı ayrı güzel. Kasanın dış hatlarına baktığımız zaman arkadaşlar görüyorsunuz beyaz RTX ekran kartımız GB'ın etrafı güzel güzel bir kasamız var arkadaşlar siyah. Burada gördüğünüz üzere açma tuşumuz, üzerinde takılı fanlarımız. Sistemin genel olarak hali bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel. Arkadaşlar videoda kullandığım monitör gördüğünüz üzere 240 Hz 0.5 milisaniye monitörü. Burada arkadaşlar videoları 1080 piksel en yüksek ayarlarda açacağız. En yüksek ayarlarda sizlerle birlikte bilgisayarımıza bakacağız. Bunu da bilgisini not edelim bir aklınızda olsun arkadaşlar. Şu şekilde arka panellerine de bakarsak görürsek sistem bu şekilde. Arkadaşlar sistemi aldığınızda sistem bu şekilde toplu gelmiyor. Yani sadece ekran kartı sökülü oluyor. Ekran kartını siz kendiniz monte ediyorsunuz. Çok basit bir şekilde monte ediyorsunuz arkadaşlar. Zaten gerekli kablolama sistemini buraya size hazır bırakıyorlar. Siz sadece kasasını açıp camını açıp ekran kartını yerine düzgün bir şekilde monte edip iki vidayı sıktıktan sonra kartı hazır bir şekilde kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Bu güzel olmuş arkadaşlar zaten sistemi hazır toplatma maliyeti sadece yalnız 1 TL arkadaşlar. 1 TL veriyorsunuz ve sistemi size özel test edip size özel kurup gönderiyorlar. Ekran kartını neden söküyorlar arkadaşlar? Kargo esnasında şu kısım zarar görmesin. Ekran kartının takılı olduğu blok zarar görmesin diye bunu bu şekilde söküp gönderiyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz üzere takması çok basit. Bir vida ve torna vidayla bu işi hallediyorsunuz. Vidalar nerede diye soracak olursanız arkadaşlar kasanın vida kutuları oluyor. Onun içine koyuyorlar ya da anakartın kutusunun içine koyabiliyorlar. Bunlara dikkat edin. Aklınızda bulunsun. Vidalar bir yerden çıkıyor yani. Kutuları hemen sağ sola atmayın. İçini biraz araştırın. Bulursunuz. Arkadaşlar bilgisayarımızın Valorant'taki testini yapıyoruz şu anda. Gördüğünüz üzere işlemci FPS'imiz bu şekilde. 200 üzeri çok iyi. Bazen 190'lara düşse de gayet güzel arkadaşlar. Bütün ayarlar en yüksekte. Bütün ayarları en yükseğe çektik arkadaşlar. Gördüğünüz üzere akıcı bu şekilde 240 Hz monitörümüzde oynuyoruz. Valorant'taki değerler bu şekildeydi arkadaşlar. Bu arada bunu da söylemeden edemeyeceğim. bilgisayar aldığımda yüzey temizleme spreyi gönderdiler arkadaşlar yanında hediye olarak. Buradan teşekkürler. Testlerimize PUBG Steam versiyonuyla ile devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere FPS bu şekilde. Şu anda antrenman modunda silahların olduğu kısımdayız. Burada test ediyoruz. Görüyorsunuz gayet güzel. Akıcı. Hiçbir sıkıntı yaşatmıyor bize. Bir donma kasma hiçbir şey yok. Çok rahat bir şekilde oyunumuzu oynayabiliyoruz. Şöyle ayarlarımıza da bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere her şey ultrada. Her şeyi en yüksekte. Bu şekilde oynuyoruz. Gördüğünüz üzere antrenman modumuz devam ediyor. Böyle bir spray denedik ama. Tam ayarlarını yapamadığımız için arkadaşlar elimizi alıştırmaya çalışıyoruz. PUBG biliyorsunuz efsane bir oyun. Bir de şöyle maça başlamadan önce bakalım istedik arkadaşlar. Gördüğünüz üzere lobideyiz. Yani maçın başlama ekranındayız. Burada da durumlar bu şekilde. Her şey en yüksekte. Ultra ayarlarda bizlere bu şekilde gösteriyor. İnsanların çevrede olması da biliyorsunuz etkiliyor. Bakalım bir de oyun uçaktan atlarken bize nasıl FPS verecek. Biliyorsunuz arkadaşlar PUBG'de uçaktan atlamak baya büyük bir mesele. Oyunun kasması, donması her şeyi burada belli oluyor. Şu anda yüksek FPS'lerdeyiz atlayacağız birazdan. Bakalım nasıl bir FPS alacağız. Oyun tam stabil olmayabilir. Sistem tam hazır olmayabilir arkadaşlar. Ufak tefek dalgalanmalar oluyor. Bunu siz de fark etmişsinizdir. Sistem tam anlamıyla yeni yeni hazırlanıyor arkadaşlar. Bakalım. Şu anda görüyorsunuz iniş yapıyoruz. Gayet güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir donma, takılma, hiçbir şey yok. Haritanın yüklenmemesi gibi bir durum söz konusu değil. Her şey çok net. 10 numara 5 yıldız. Hadi bakalım. En düşük bir 70'leri gördük. 78'i gördük. Paraşütü açtık. Yükseldi FPS arkadaşlar. Görüyorsunuz. Çevreye bakıyoruz. Sağa sola bakıyoruz. Herhangi bir sıkıntı var mı diye. Ve de düşmanlarımız yaklaşıyor mu diye. İniş yapıyoruz. iniş gerçekleştiriyoruz. Şu anda ayaklarımız yere değdi ve gördüğünüz üzere biraz bir şeyler de bulduk. Oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Sağda solda düşmanlarımızı arıyoruz. Sano kartası geldi. Gördüğünüz üzere gayet güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Bakalım. Düşman arıyoruz ama çıkmıyor karşımıza. Oyun bu şekilde. Sizlerle birlikte bir de CSGO'ya bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ayarlar en yüksekte. Oyunun bize sağlamış olduğu en yüksek ayarları seçiyoruz. En yüksek ayarlarda oynamak istiyoruz. Sistemimizi test etmek istiyoruz. Gördüğünüz üzere sizlere şu anda en yüksek ayarlarda oyunu sunmak için ayarları yaptık. Şimdi çıkış yapıp ve bir maç giriyoruz arkadaşlar. Dust 2 haritasını seçeceğiz. Evet Dust 2 haritasından maç yapacağız. Bakalım nasıl FPS'ler alacak. Oyunların bu arada SSD'de arkadaşlar. Sistemde bir de M.2 SSD takılı. SSD'yi ben diğer bilgisayarımdan söküp bu sisteme taktım. O şekilde bilginiz olsun. Counter Strike oynayanların gözleri yaşlı şu anda. Bayağıdır girmediğimiz bir oyun. Görüyorsunuz arkadaşlar şu anda FPS'imiz 200 üzeri. 240 Hz monitör kullanıyorum ve gayet karşılıyor bütün ayarları. Burada bir <laughs> zıplayarak adam vurduk. Çok iyi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok iyi. Hiçbir sıkıntı yok. Mouse'umuz biraz yavaş. O kadar olur. Valorant ayarlarımızla CSGO girdiğimiz zaman farklı şeyler yaşayabiliyoruz. Sizlerle birlikte bir de ETS 2'ye bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere en yüksek ayarları çektim. Oyunumuzu oynayacağız. Şu anda 150 FPS'leri görüyoruz. 120'lere bir düştü. Sistem yeni olduğu için de bu şekilde oluyor olabiliriz. İlerleyen süreçte yine ben sizlere deneyimlerimi paylaşacağım. Beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Twitch kanalıma da her gün bekliyorum arkadaşlar. Sizleri yayınlarımız devam ediyor biliyorsunuz. Görüyorsunuz bu şekilde arkadaşlar. 234 şu anda. Dışarıdan dış kameradan bu şekilde içeriye girdiğimiz zaman da bakarız. Şu anda bir yük götürüyoruz. Yükümüzü teslim edeceğiz. ETS2 de baya güzel bir oyun. Sevdiğimiz bir oyun. Efsanelerdir. Hadi bakalım. Yükümüzü teslim edip görevimizi tamamlayacağız burada ve mekanımıza geldik. ETS2'de de durum bundan ibaret arkadaşlar. Oyun testleri esnasında fark ettiğimiz bir şey oldu. Masa üstündeyken ekran kartı hiçbir şekilde çalışmıyor. Yani fanlarını kapatıyor sessizlik sağlaması açısından. Bu gerçekten çok güzel bir şey. Çok sessiz bir ortam oluyor. Onun haricinde oyuna girdik. Mesela sonra ısınmaya başladığı zaman kart belirli bir sıcaklığa geldikten sonra fanlarını açıyor ve bu siz o ses bile o kadar sessiz ki duymuyorsunuz yani hiçbir şey duymuyorsunuz o konuda gayet güzel olmuş. Fanlar zaten çok sessiz, kendisi çok sessiz, kendi halinde, hiç burada yokmuşçasına çalışıyor. Elinizin altında bir güç var ve o güç o kadar sessiz ki bu sizi gerçekten çok mutlu ediyor arkadaşlar. Özellikle yayın yapıyorsanız o dip sesleri bilirsiniz. O dip sesler insanları rahatsız eder, bunları kaldırmak gerçekten önemli. Bu kasa ise çok sessiz, bunu ben gerçekten çok beğendim. Çok iyi de bir e, performansı var. Genel anlamda bir değerlendirme yapacak olursak sistem bence iyi. Yayınlarda da zaten kullanıyorum arkadaşlar, aktif olarak gördüm gördüğünüz üzere bu şekilde. Arkadaşlar bir de biliyorsunuz her gün saat 18'de Twitch'te canlı yayınlarım oluyor. Canlı yayınlarıma katılırsanız beni mutlu edersiniz. Twitch linkimi açıklama kısmına bırakıyorum. Sizleri orada görmek isterim. Güzel e, muhabbetler yapıyoruz. Güzel zamanlar geçiriyoruz. Discord kanalımıza da gelebilirsiniz arkadaşlar. Bu sayede birlikte oynayabiliriz. Birlikte canlı yayınlara katılabiliriz. Güzel oluyor. Sizleri de aramızda görmek isteriz. Sistem bu şekilde arkadaşlar. Kafanıza takılanları yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Discord'umuza gelip sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum sizlere. Umarım gönlünüzde geçen umarım umarım bir gün almak istediğiniz sistemi siz de alırsınız. Daha ileri sizin olsun. Sizler de daha ilerine sahip olun inşallah. Umarım gönlünüzdeki makineler bir gün sizin de olur. Evet arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi. Buraya kadar izleyip bana destek verdiğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. işte görüşmek üzere. Hoşçakalın.